Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya, bugün size sarımsardan bahsedeceğim. En çok gelen soru, sarımsak kullandıktan sonra PCT yapmak gerekir mi? Genellikle sarımsak kullanıcıları arkadaşlar şu önerilerle alıyor. Bu ilacı kullan, işte PCT yapmana gerek yok. Anabolik steroidlere göre yan etkisi çok daha az şeklinde. Şunu en başta tabii söylemem lazım ki anabolik steroid kullanmak da illegal bir durum. Sarımsak kullanmak da illegal bir durum. Satmak da illegal bir durum. Ama ne yazık ki bunlara insanlar çok kolay bir şekilde internette e-ticaret sitelerinden rahatlıkla ulaşabiliyorlar bu ürünlere. Sarımsaklar adı üzerine selektif androjen reseptör modülatörleri. Selektif olarak androjen reseptörünü uyarıyor. Son 20 senede performans arttırıcı ilaçlar grubunda sporcuların çok sık kullandığı ilaçlardan bir tanesi. Peki hipofizi baskılıyor mu? Hipofizi evet baskılıyor arkadaşlar. Yani yapılan birçok bilimsel çalışmayla da gösterildi bu. Hipofiz baskısı sonrasında FSH ve LH seviyeleri düşüyor. Buna bağlı olarak hasta sadece sarımsak kullanıyorsa testosteron seviyesi de düşüyor. Endojen testosteron seviyesi düştüğü için hidrotestosteron seviyesi düşüyor. Cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu gibi problemlerle kişi karşılaşabilir. Tabi bununla her kişi karşılaşacak diye bir şey yok. Genellikle kullanıcılar yaşları 20'li yaşlar olduğu için tabii ki o yaşlarda cinsellikle ilgili sorun yaşama ihtimali bir nebze daha ileri yaşlara göre daha düşük oluyor ama bana 20'li yaşlarda SARMS kullandıktan sonra cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu ile gelen birçok hasta oldu. Arkadaşlar bir de şu var. SARMS molekülleri adı altında yüzlerce molekül olduğunu söyleyebilirim. Bu moleküllerin sürekli olarak yenilenmesi, üretilmesinin amacı Dünya Doping Komitesi'nin testlerinden başarılı bir şekilde geçerek spor yarışmalarında sporcuların daha başarılı hale gelmesini sağlamak. Çünkü sürekli moleküller değişiyor, sürekli yeni moleküller çıkıyor ve bunlar deneme tahtası gibi sporcular arasında kullanılıyor. Çünkü bir sporcu için bu yarışmada başarılı olmak sağlığından bazen çok çok daha önemli olabiliyor arkadaşlar. Bu ilaçların kullanılmasını önermiyorum kesinlikle. Anabolik steroidlerin kullanılmasını arkadaşlar önermiyorum. SARMS kullandıktan sonra PCT ihtiyacınız olup olmadığını FSH ve LH seviyelerine bakarak rahatlıkla anlayabilirsiniz ki bana gelen hastalarda da SARMS kullanım sonrası FSH ve LH seviyeleri düşmüş. Aynı zamanda testosteron seviyeleri düşmüş. Çocuk yaklaşık 3 aydan beri cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu çeken bir 20-22 yaşlarında bir arkadaşımızdı. Ve arkadaşlar bu yaşlar için cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu çok kötü hatıralar ve anılar bırakabilir. Hayatınız boyunca unutmayacağınız psikolojik travmalar bırakabilir sizde. İyileşseniz bile bu psikolojik travmaların izleri sizi yıllarca takip edebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.